Bursa Spor'da kongre bitti, yeni başkan seçildi ama tartışmalar bitmedi. Hatta bazı ortamlarda seçilenin devre dışı kalması projesine bile dönüştü. Böyle bir süreçte Bursa Spor Başkanı Recep Günay zaman zaman yaptığı gibi ziyaretimize geldi. Sohbetimizde tartışmalarla ilgili düşünceleri yanında Recep Günay'ın ne yapacağını öğrenmeye çalıştık. O da ilk girişimini anlattı. Siyasi parti ayrımı yapmadan Bursa'nın tüm milletvekilleriyle görüştüm. Hatta, başka illerden seçilen Bursalı milletvekilleriyle temas kurdum. Hepsine, Bursa Spor'a sahip çıkmaları için ricada bulundum. Sonucu açıkladı. Sayın milletvekilleri çok olumlu. Biz mecliste milletvekilleri olarak bir araya gelelim, siz de hazırlık yapın. Bizden ne istiyorsanız yasa ve hukuk çerçevesinde destek olalım dediler. Önümüzdeki hafta, TBMM'de bir araya geleceği milletvekillerine dosya hazırladığını açıkladı. O dosyada Bursa Spor için kurtuluş reçetesi kabul ettiği iki proje var. 1. Milli piyango ile anlaşıp Bursa Spor için piyango düzenlemek istiyoruz. 3 milyon nüfuslu Bursa'da 2 milyon bilet satmak hedefimiz. 150 er liradan satılacak biletlerle 2 ay içinde 200 milyon lira toplanır. Hedef şu. Bu para Bursa Spor'un en büyük engeli tahta sorununu çözer. Geçici değil, kökten çözer. Bir daha da tahta sorunu olmaz. Eğer 3 milyon nüfus 100 liraya bir bilet alamıyorsa, kimse şikayet etmesin. 2. Bursa Spor'un 60. yılı anısına hatıra pulu bastırmak istiyoruz. Bunun da sözleşmeleri hazır. Beklentisi şu. Büyükşehir Belediyemiz ve 17 ilçe belediyemiz var, BTSO, Bursa Ticaret Borsası, Uludağ İhracatçı Birliği, 22 Organize Sanayi Bölgesi, BSOB gibi güçlü kurumlarımız var. Düşüncesi şu. Sadece bir ilçe belediyesi yılda 500 bin ruhsat işlemi yapıyor. 10 ila 20 liralık bir pul kimseye yük olmaz, ama Bursa Spor aylık giderlerini karşılar, bir daha borçlanmaz. Günay, Bursa, Bursa Spor'a sahip çıksın. Sohbetimizde, Bursa Spor Başkanı Recep Günay, şunun altını çizdi. Konu ben değilim, konu Bursa Spor. Kendime destek istemiyorum. Bursa, Bursa Spor'a sahip çıkıp destek olsun. Ardından, Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşmemizde önerimiz olacak. Dedi ve düşüncesini dile getirdi. BUSKİ'nin 1.5 milyon abonesi var, su faturalarına birer lira eklense Bursa Spor aylık giderini karşılayacağı bütçeye kavuşur. Hakimiyet kurmak isteyenlerden Bursa Spor'u devlet koruyabilir. İtirazı. Kongreyi aşan tartışmaların farklı boyuta geçmesini. Bursa Spor Başkanı Recep Günay. Dedi ki, Recep Günay'ı tartışmak yerine, Bursa Spor'u buradan nasıl çıkarıp eski günlerine getirilebileceğimizi tartışmalıyız. Burada kişiler önemli değil. Bu noktada, önemli olan Bursa'nın markası Bursa Spor'un büyüklüğü, ama kimi Bursa Spor severler farkında değil. Dedi ve farklı bir çağrı yaptı. Sayın Valimize sesleniyorum. Bursa Spor bizimdir. Düşüncesiyle kendini Bursa Spor'un üstünde gören ve Bursa Spor'a hakimiyet kurmak isteyenlerden Bursa Spor'u ancak devlet koruyabilir. Şunun altını çizdi. Siyasetçi, sanayici, iş insanı gibi çevrelerin Bursa Spor'dan uzaklaşmasına yol açanlar da işte bu hakimiyet kurmak isteyenler. Kimsenin küfür etme hakkı yok. Şunu da ekledi. İşte Bursa Spor'un en büyük sorunu bu. Kongre salonunu neden terk ettiğini anlattı. Açıkçası, tek aday olarak girdiği kongreyi terk eden ve kendine oy kullanamayan. Başkan görmedik. Bursa Spor Başkanı Recep Günay, da kongreyi neden terk ettiğini açıkladı. Genel kurulu engellemek için aday olmama itiraz ettiler. Böylece genel kurulu da iptal ettireceklerini düşündüler genel kurulda kavga çıkmaması, huzur ortamının bozulmaması ve olaylarla kongrenin iptal edilmemesi için terk ettim. Bursa, ormanını koru, 3 orman yangını erken müdahale yılı önlendi. Bu yıl yaz. Geç geldi. Hava sıcaklığı yükselince de insanlar doğaya yöneldiler. Kimi denize gidiyor, kimi ormanda piknik yapıyor. Tehlike de burada. Özellikle, söndürülmeyen piknik ateşleri. Ormanlarımıza en büyük tehdit. Korumak ise hepimizin görevi. Yanı sıra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de teyakkus halindeler. Nitekim son iki günde üç ayrı noktada orman yangını olabilecek başlangıçlar anında müdahale ayı söndürüldü. İlk müdahale, bu yıl kurulan gemlik, narlı orman yangını müdahale ekibi tarafından, trafik kazası nedeniyle yanan araca yapıldı ve bu yangının ormana sıçraması engellendi. Ayrıca, Osman Gazi İsmetiye'deki orman yangını erken ve etkin müdahale yıl büyümeden söndürüldü. Mudanya Eğerce'deki makilik alanda çıkan yangına 10 dakikada müdahale edilirken, yandaki buğday tarlası kurtarıldı. Hacdan döndü, hurma ve zemzem ikram etti. Bayramda, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkan Vekili Müfit Aydın kutsal topraklardaydı. Bakan, ziyaretleri yapan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile Bursa. Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Ayhan Salman, Osman Mestin, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeçac'dan dönen Aydın'ı odasında ziyaret ettiler. O da hurma ve zemzem ikram etti.